İtalya'dayız. Çok güzel ekmekler varmış burada. Onları görmeye ve hikayesini dinlemeye geldim. Sevgili Çağrı bize ekmeklerden bahsedecek. Çağrı, nedir ekmeklerinizin özelliği? Neden yapıyorsunuz bunları? Biz ekmeklerimizi 30 yıllık dinlendirilmiş mayayla, ekşi mayayla yapıyoruz ekmeklerimizi. Bu da bizim en çok sattığımız ekmeklerden biri. Otto. Otto İtalyanca 8 demek zaten. Şöyle 8 güne kadar dayanma özelliği var bunun. Hı hı. Biz unlarımızla İtalya'dan getiriyoruz. Mayamızı dediğim gibi 30 yıllık ana mayadan çoğaltarak üretiyoruz aynı şekilde. 30 yılda nasıl korumuşlar o mayayı peki? 30 yılda iklim şartlarına göre koruma teknikleriyle korunduğu sürece maya her zaman kendini genişletecektir. Mesela evde de bazen yaparız. Nohuttan yaptığımız mayayı nasıl düzeltiyoruz? Evet. Kullanarak büyütüyoruz. Belli iklimlendirme teknikleri içerisinde olduğu sürece maya her zaman sağlıklı kalabiliyor. Peki kromozomu korunmuş buğday kulesi. Biraz unundan da bahsedelim mi biraz? Siz çünkü İtalya'dan getiriyorsunuz. Evet, herkes İtalya'dan getirmiyor. Şimdi Molino ailesinin ununu kullanıyoruz. Molino Bianco ailesinin ununu kullanıyoruz. İtalyan bir aile. Bütün İtalya, bütün globalde aynı şekilde bütün İtalyanlara aynı şekilde ürün veriyor. Organik tabii demek biraz yanlış olur ama yani organik en yakın, en temiz buğdayı kullanıyoruz. Zaten hiçbir zaman dikkatini de çekiyor. Bayatlama gibi bir özelliği yok. Yumuşaklığına kendi dikkatini çekebiliyor. Şimdi bu otlu da bizim dediğim gibi 8 güne kadar taze dayanma durumuna sahip en sattığımız en çok ekmeklerimizden. Bunun yanında ceviz ekmeklerimiz var, zeytin ekmeklerimiz var. Çok besleyici. Mükemmel. parmesanlı ekmeğimiz var. Parmesanlı ekmek yapıyorlar. Aman Allah. İçinde hatta şey bile var. Dana jambonlu falan da var. Hani sır öğün diye bile yiyebilirsiniz zeytinyağında yok. Bruschetta'ya. Evet, harika olur. Peki normalde biz Türkiye'de ekşi mayalı ekmekleri biraz sert yiyoruz. Yani sebebini bilmiyorum. Uzman değil çünkü o konuda ama bu ekmeği sen dokundun böyle resmen geçiyor içine. Hani sebebi maya süreci, odun fırını olması. Burada odun fırını. Bize de odun fırını kullanıyoruz. Şurayı da şöyle bir göstermek istiyorum fırınlarından. Çok özel bir fırın. Her gün, her sabah değil mi? Ne yapıyor? Her sabah taze yapılıyor. Her sabah taze yapılıyor. Pandispanya'yı da burada yapıyoruz aynı şekilde. Gördüğün gibi fokaccalarımızı da aynı şekilde burada yapıyoruz. Fokaccaya da bayılırım diğer taraftan. Sizde bir sürü çeşidi varmış bu arada. Ben bugün yeni keşfediyorum. Bugün az bile. Ekmek bölümünü. Satılmış bile. Bu ekmek tost yer. Ekmeğimiz de var. Tost ekmeği de var. Yine ekşi maya ekmeğinden. Yine ekşi mayadan. Harika ya. Çok besleyici olur sabahları Isısının, böyle bir. Isı değerini ayarladıktan sonra fırını, besin değerini ayarladıktan sonra hiçbir şekilde hani ekmeği şey yapma gibi bir durum, süngensiz bir tadı olmuyor. Dinlendirmemiz her şey dediğimiz tekniklerde aynı teknik, eski teknikleri kullanıyoruz. Bir şekilde atıyorum plastik kalıplarda değil ki sepette mayalama süresini arttırıyoruz. Bezimiz, kumaşımız her şey aynı şekilde sağlığa uygun kontrollü yapılmış ürünler olduğu için sağlıklı bir şekilde, güvenilir bir şekilde yiyebiliyoruz.